Hoş geldin. Kanalıma hoş geldin. Selam. Kanalım ikinci videosu ve Metal Journeys adında bir seri yapmaya karar verdim. Bu videoda da olduğu gibi metal gruplarına gidip vlog çekeceğim. Ayrıca 250 tane kısa video çekip o konserin kaos anında ben arkadan. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Bu yüzden bana destek olmanız lazım arkadaşlar. Takip edin, beğenin, yorum atın. Arkadaşlarınızı falan atın. Yani patlasın bu video, tamam mı? Bu ham beni daha motive edecektir ve kanalın da büyümesine ihtiyacım var. Sevdiğiniz bir grubu izlediniz diyelim. Başı alıp sesini kısıp açın abi, baştan sona aksın video. Uf, burada ne fotoğraf çekilir var ya. Neyse. Videoda zaten yeteri kadar poz vermemiş halt olacaksınız. Sonra fotoğraf çekimlerimde de bir video bir şeyler yapacağım artık. Neyse, videonun başındaki kısa başlangıcı sildiğim için şu an cart diye bavul toplarken başlayacak video. Neyse, iyi seyirler. Yes, bavulum. Ayakkabımı koyuyorum, dans ediyorum, bir şeyler atıyorum ve kilit. Evet, bavul için. Ivır zıvır almayın, güneş kremi mutlaka alın. Ama böyle cilt bakım ürünleri falan doldurmayın çünkü güneş de eriyor gerçekten. Kendimi 40 bavulla Hindistan'a giden Bülent Ersoy gibi hissediyorum. "61 bavulla Hindistan'dan geri döndü." Ne alabilirim ki İstanbul'dan? Mutlaka hiçbir şey. Aç kalmayıp geri döndüğüm sürece sorun yok bence. 3 gün ama... Bakalım ne kadar harcayacağız. Umarım çok pahalı değildir. Orada yiyecek içecekler çünkü dışarıdan almak yasak sanırım. Bilmiyorum, kıyafetlerin içine birkaç tane hamburger sıkıştırmadım sürece. İçeriden almak zorundayız. Grupları araştırıyordum da Abraxas'a baktım. Üçüncü gün çıkacak olan. Karşıma çıkana bakın şimdi. Organizasyon iyi düşünmüş bence. O kadar metal dinledikten sonra iyi gelir. Nice. Bu albüme bayıldım. Biraz korn havası var. Bazen alıyorum onu. Evet, bavulum hazır. Bu arada arkadaşlar çok sormuşsunuz. Silahı nereden aldınız abla işte. Yandaki Alican Kırtasiye'den aldım. Yaz kombinlerinizde çok güzel gider. Bikininizde falan. Bayağı da kullanışlı. Şöyle göstereyim. Ben çok memnun kaldım yani. Böyle ateş etmesi, boncukları atması falan. Hazırım ve acilen çıkmam lazım. Çünkü her şey ters gitti. Evet. Minnoş bavulum da hazır. 6 kişiden mucizevi bir şekilde 2 kişiye düşmeyi başardık. Ayarladığımız araç son dakika bizi sattı. Yani o kadar ucu ucunu buldum ki araç. Şu an koşarak ona yetişeceğim. Of. Of yani İzmir'i turladık hakikaten. Sucuk gibi İzmirliğin. Balabala'dan otobüs arabasına bineceğimiz adam bizi yanlış yönlendirdi. Yolda bizi bulan adam başka bir yere yönlendirdi. Sıcakta böyle barbekü olduk. Niye yani? Niye bu? Yönlendirmek bu kadar zor olmamalı. Çok ilginç bir anı gerçekten. Şu anda geldiğimiz araçta Türk kahvesi içiyoruz. Mola verdik. Bir evde bir iş varmış. Bir mal bir şey alınacakmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Umarım bir şey kaçakçılığı olmuyordur. Şu detayı göstermek isterim. Bu çok önemli. Tek parça vardığımız sürece sorun yok. Kahvemizi iniyorum. Umarım bu kahvelerde de bir şey yoktur. 5 dakika sonra kafası gelir. Şu anda arkadaşımın evindeyiz. Çok fantastik bir maceradan sonra buraya gelmeyi başardık. Ama aksiyonlar bitmedi tabii ki. Bilmiyorum, bir curse yedim galiba birinden.
Önce bizi bla bladan biri sattı. Sonra son dakika ben birini buldum. Böyle eşiyle yola çıkacağını söylediği için güvendim. Bir de biz 3 kişiydik, 2 kişiye düştük yolda. Hatta en başta 6 kişiydik. Adamı bulmak için Bornova'ya gittik. İki adım daha atsak adamın arabasına ulaşacakmışız ama olaya çok hakim olduğunu iddia eden birisi telefonu alıp adama ve bizi yönlendirdi ve biz Ege Üniversitesi'ne gittik metroyla. Oradan çıkıp yürüdük ve bir baktık Manisa yolunda böyle kar fırtınaları olur da böyle ilerlemeye çalışırsın falan. Öyle bir sahneydi yani, biz bavulla güneşin sıcağında iğrenç bir şekilde ilerledik. Adam dedi ki ben Bornova Üniversitesi'nin oradayım. Geri döndük orada. Geri dönerken yanlış yöne gidip Evka 3'te bekledik ve ben artık metronun direğine ya kafa atacaktım ya da direkt dans yapacaktım artık. Şimdi muhtemelen bizi arıyor ve ulaşamıyor. Bence gidecek diye düşündüm. O esnada bana bir hikaye anlattı. Yola çıkacaklarmış zamanında ve o bir şey unuttukları için geri dönüyorlar ve o yola çıksalar kaza olacakmış. Her işte bir hayır vardır temalı bir hikaye bu. Ben de dedim ki bu adamı kafalarım bu hikayeyle. Çünkü gitmeyi düşündüğünü fark ettim adamı. Hani bağırarak konuşuyorum, adam tamam falan. Gidiyormuş gerçekten. Yolda söyledi bunu bize. O cesaret edemedim bunu söylediğin için dedim. Üçüncü kişi gelemediği için fiyatı arttırdı. Mecbur oturduk gidiyoruz. Hacı mı çıktı, hoca mı? İmammış, imam. Biz metal festivalinden cayıp hacca gidiyorduk. Yani aslında tatlı insanlarda da işler biraz ilginçti yani. Tatlı ama biz anlamadık. Meğer nereye gidiyormuşuz? Yalova. Diyor saat en geç 9'da varırız. Tamam. 3 kez durduk. Böyle 10 dakika aralıklarla sürekli namaz kıldılar filan. Çok hızlandırmalı namaz ama böyle konsantre bir namaz. Bir ara kayısı yedik. Bir anda aile olduk böyle. Böyle 4 kişilik 2 çocuk abla kardeş olduk. Bedava Nescafe içtik. O güzeldi bak. Arada böyle güzel itemler düştü. Biz Gemlik'te, Gemlik mi artık? Neyse. Orada ilginç evlerin arasından numarası olmadığı için ulaşamadıkları birini aradılar ve biz dedik ki gidiyor böbreğin biri. Ya dedim bir kaçakçılık işi var ya da birbirlerine sure alışveriş falan yapıyorlar. Söylemiyorlardı, anlamadık. İlginç durumlar. Sonra bir baktık bize kahve ikram ettiler. Biz kahveleri şat attık. Vapur iskelesine gidemedik çünkü seferler bitmiş. Otogara bıraktılar bize. Dediler ki ooo gidersiniz buradan, rahat otobüs vardır. Gidiyoruz abi. Çıktık, indik oradan. Bir otobüs gördüm. Dedim ki muavine sorayım. Ya dedim muavine sorulur mu ya? Hani adam gidiyor zaten. Otobüs kalktı kalkacak. Onun içimden bir istedi ki Selin sor. Sonra şoför dedi ki gidişiniz için başka bir araç yok. Bu son araç. Buna binin. Bir de bizi beleşe alıyor sandım. Bindiğimiz firmanın ismini bile görmedim zaten. Kaos yani. Sonra dediler ki 260 lira. Normal İstanbul bileti alıp gitseydik hem kaymak gibi gitmiş olurduk hem aynı fiyata gelecekti. Ben anlattım durumu adama, şoföre. Bir cümleyle adama tek attım. Yardımcı oldu. Sağ olsun bizden bir şey almadı. Yani yoksa bütçemiz zordu. Sonra vardık oradan bir yere, garip Semender mi? Slemender mi artık? Çok önemi yok. Oradan neyse ki arkadaş aldı. Ama o bile korkmuş yani. Bu arada otobüse binerken bavulumun sapı koptu. Bastona dönüştü. L şeklinde. Böyle baktım. Bitmedi arkadaşlar, bitmedi. Ben dedim ki ah tamam arkadaş aldı. Kurtulduk. Hani göç yapıyor sanki savaştan. Abi nasıl bir hikaye bu yani? Bitmiyor sürekli. Bu arada bizi getirenler tatlı insanlardı ama tırsmadık değil yani. Abi sürekli tırların arasından dodge yaptık yani sürekli böyle. Hani burnout oynar gibi sürekli point kasıyor adam. Hani. Neyse ne oldu, eve geldik oturduk işte. Bavulun sapı ayağıma saplandı. Ve ayağımdan foşur foşur kan aktı ya. Esas maceraya gitmeden yaşadık. Orada ne yaşayacağız kim bilir bilmiyorum. Çok aksiyonluydu. Sıcak şu an. Abi alev aldık. Çıkacağım ama bir şey değil mi? İçerisi yanıyor. Çık bence biraz. Kamp attık. Kamp attık ama yani
Çok sıcak. Harbiden yalnız aynı paraya geldik. İyi ki gelirken bikini giymişiz içimize. Bir de gelişte ne gitti? Deodorant gitti. Oo, yanıyorum. Bir de jilet gitti. Jiletlenip gelin. Buraya getirmeyin. İnsanlar var. İlk grup çıktı. Evet, deniz anaları birlikte yüzüyoruz şu anda. Bir de böcekler. Evet. Yine de bence iyi yani. 150 liraya. Daha fazlasını bekleyemem. Oh,
yıl sonra tekrar burada olmak çok iyi. İyi ki varsınız. İstanbul! Ben İstanbul'luyum bu arada. Çaktırım yok. Sıkıcı ki. Yalvarıyorum bu herifleri biraz öne geleyim diye sizlerle biraz böyle aktivite yapalım. Çok tanıdık yüzler görüyorum. Hayır! 1, 2, 3! Yapma. Biraz can sıkıcı. Dayanamıyorum. Thank you.
For being out there, for your voices, for your power, for your passion, and for your everything. I want to see you moving. I want to hear you moving. I want to feel you moving. Istanbul. Begin! Sandu Soy, Trailblazer döneminde bize davet ediyor. Ve
karşınızda Algün Sarısı. Come on.
çadırdayım tulumda ve şuna bakın. Saat 3 falan muhtemelen. 4'te olabilir. Biraz dışarıda da oturduk. Ekipmanlarım şarj olsun diye. Ya bu kamp alanlarında hep tuvaletler hep kötü mü oluyor böyle ya? Sifon çalışmıyor. Neredeyse duvarları işeyecekler yani. Girerken eşyaları emanet almıyor olmaları. Mesela işte bir arkadaşım deodorantını aldılar ve hani çıkışta geri alamayacak. Kamp attığımız yer biraz garip, Nazi kampı gibi ama. Neyse. Black metal yapan bir grup var. Kadın vokalisti. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Bakalım, merakla bekliyorum. Kadın vokal çok istiyorum bu ortamda. Işık ayarlamaya çalışıyorum. Telefonumu koluma dayayarak. Bu video çekmeden uyumamam lazım. Yarın buna hiç vaktim olmayacak. Netlesene. Neyse, bazı grupları kaydalamamışım yani. Denize girdik. Odaklan, bana odaklan. İşte sesi falan kaçırdım. Dinleyemedim yani. Orada para yükleme şeyi yaparken. Hani denizden çıkıp oturuyorsun. Metal grupları çalıyor falan o esnada. Vay, güzel olay yani. Arkalı önlü sahneler. İşte biri bitiyor, diğeri başlıyor arkada. Ona koşman lazım. Hemen böyle gidip dinlemen lazım. Sadece bir pogoda biri kafasını yardı falan biraz. Hatta bir kızdı yani. En başta girmeyi düşünmüştüm. Kızlar da vardı çünkü. Sonra baktım kızı yardı. Ha dedim, tamam yani. Burun kıran falan da vardı galiba. Zaten imkansız öyle bir şeydi ciddi hasar almamak. Ciddi hasarın dışında herkes sırtında falan böyle yara izleri vardı. Yani o zaten göz alarak girilen bir şey. Benim elim, kolum, yüzüm hani. Sonuçta güzel sanatlar okuyorum bir de yani. Bunlar benim ekstra kullandığım bir şey. Organlarım, uzuvlarım falan. Sürekli etraftan birileri geziyor. O yüzden biraz tedirginim ya. Kimse uyumuyor zaten şu an. Konseri izlerken sürekli ben konser veriyormuş gibi hayal etmeye devam ediyorum. İşte neler yapıyorlar, nasıl hareket ediyorlar, nasıl organize oluyorlar. Bunların hepsini inceliyorum falan. Bir de neydi? Pentagram'da aslında çıkmayacaklarmış. Bateristleri vertigo atağı geçiriyor ve bu çok ciddi bir şey. Başka bir baterist bulup 3 saat içerisinde sahne alıyorlar yani. Öyle bir durumda başa çıkmışlar. Bir profesyonellik bu gerçekten. Mesela Moonspell'in de konserinde bir anda ses gitmişti. Çok kötü hissetmiştim. Yani benim başıma gelirse nasıl olur falan diye. Yani eğlenirken bir yandan da ders çıkarıyorum gibi bir şey yani. İşte böyle. Bunları düşündüm. Bir gün burada sahne alanlardan biri de o ben olacağım yani. Bunu istiyorum. Zaten burada olanların şu an 5'te 1'i kadın sadece. Çok az. Herkes, çoğunluk erkek yani. Erkek meslek sesini gibi hissettim ya kendimi. Neyse, uyuyacağım. Gerçekten. Aynı şeyi bir de 5 kez anlattığım için şu an ilk günkü heyecanım yok. Bayılıyorum.